Birçok insan hani size söylemiştir, efendim üflüyorum ama ses gelmiyor, beceremiyorum. Genel olarak onu birkaç derste yeniyoruz da, nefes için artı yani zorlayıcı bir unsur olmadığı için bizde, yani neyin iç kısmında bir düdük ya da bizim nefesimize karşılık veren bir mekanizma olmadığı için konuşma nefesi gibi, ıslık çalmak gibidir. Dolayısıyla yoruculuğu da o kadardır. Artı bir nefese ihtiyaç duymaz. Hatta böyle bazı ameliyatlardan sonra malum işte nefes gelişsin diye egzersiz verirler ya, bizim nezenlere hiç vermelerine gerek kalmaz çünkü biz zaten elimizde olduğu için. Öyle de bir geliştirici yönü vardır bizim açımızda. Hocam bir de şeyi sormak isterim. Mutlaka siz de daha iyi biliyorsunuzdur bizlerden. Edirne Darüşşifası'nda, efendim Kayseri'de Gevher Nesibe Hatun şifahanesinde, buralarda musiki ile işte tedavi veyahut da modern hani dile çevirecek olsak terapi şeklinde ifadeler geçiyor. Bununla ilgili bilimsel makaleler yayınlanıyor. Siz de bununla ilgili. Hatta ben sizin de bir çalışmanızı gördüm. Yeni doğanlarla ilgili bir şeyiniz vardı. Makaleniz, çalışmanız vardı. Fatma hocamızla bir ortak çalışmamız vardı. Evet. Bu konuyla ilgili hocam, hakikaten çünkü çok merak edilen bir konudur. Yani musiki, müzik veyahut da tedavi, terapi konusu. Şimdi musikinin tedavide kullanımı Osmanlı'da da tabii ki var. Daha öncesinde de var. Yani Anadolu'da tedavide kullanımı çok daha öncelere de gidiyor. Dolayısıyla bu geleneği bir şekilde devam ettiriyor Osmanlı'da Darüşşifalar'da. Buradaki tedavi makamlarla ilişkilendiren metinler vardır bizde. Hı hı. Mesela bunlardan önemli biridir Gevrekzade'nin Risalesi. Bu da Ahmet Hakkı Turarlı hocamızın güzel bir çalışmasıydı. Burada makamların hangi ortamlarda icra edilmesi gerektiği, hangi hastalıklara iyi gelebileceği ile ilgili bazı betimlemeler vardır. Şimdi bunlar tabii bugünden geçmişe baktığımızda evet bu makamı o zaman Hicaz makamı şuna iyi gelmeli, buna iyi gelmemeli gibi ya da tümden bunlar olmaz gibi bir yaklaşımla bunlara yanaşmak çok doğru olmayacağı için buranın terapi yönü gerçekten insan ruhuna olan dokunuşları açısından sadece bizlerin değil, yani bizim coğrafyamızın değil, yani Avrupa'nın, Amerika'nın da çok dikkatini çeken hususlar. Çünkü müzikle tedavi dediğiniz zaman, mesela bugün Hindistan'da da kahkaha terapileri, suyla tedavi, su sesiyle. Bu gibi alternatif tedavi yöntemlerine ilave olarak günümüzde artık gelişmekte. Ve bunların sertifikaları veriliyor, bunların uygulamaları başlıyor. Tabii bunların nasıl uygulanacağıyla ilgili müktesebatın modernize edilmesi ve bunun geleceğe gönderilmesi için, yani ulaştırılması için çok çaba sarf etmek lazım. Çünkü şunu söyleyeceğim, mesela Hicaz makamı, mesela Gevrekzade'ye göre neydi? Tehlikeli, vücutta görülen tehlikeli ağrı ve sancılara iyi geliyor ve idrar çıkarma zorluğuna iyi geliyor. Hmm. Şimdi buradan hareket edip, belki bunları test edip, belki insanın ruh dünyası ölçülebilir tıbbi çalışmalarla. Evet, evet. Ama tabii burada icra edeceğiniz makamın da çok önemli bir yönü var. Şimdi diyelim ki bir nihavend makamının bir yere iyi geldiği test edilecek. Eğer bu depresyonda olan bir insana verilirse, nihavend makamı zaten çok melankolik bir makamdır. Dolayısıyla yani şuradaki atmosferik icra edildiği anda hani bir 30 saniyede melankolik bir hale getirebilir. Dolayısıyla burada hani makamların tesirinden ziyade bir de onların kendi söylem şekillerinin de iyi bilinmesi lazım. Yani ehil insanlar tarafından. Tabii. Yani bilimsel çalışmaların bu şekilde oluşturması lazım. Çünkü şöyle düşünün. Bir insan geçmiş yaşamında, yani küçükken belki sizin çok iyi gelebilecek dediğiniz bir makamda bir şarkının hatırlatmasıyla çok kötü bir olaya da denk gelebilir. Ve çok enteresan bir tepki de verebilir. Olmuyor mu? İnsan mesela bir şarkı duyuyor. Mesela ben şimdi 90'lardan pop parçaları duyuyorum bazen. Hemen benim mesela ortaokul yıllarımı götürür. Evet. İşte lise yıllarımı götürür. Dolayısıyla bu etkileri müziğin zaten çok kuvvetli ve güçlü. Burada böyle bıçak sırtı bir durumdadır bu. Ama tabii çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. İnsanlar bunun üzerine araştırmalar yapıyor, geleneksel süreci takip ediyorlar. Dolayısıyla belki bununla alakalı, yani modern
tıp içerisinde müziğin tedavide, terapi tedavide, terapi şeklinde kullanılması belki bundan bir 25-30 yıl sonra yani büyük gündemler olabilir yani. Daha düşünüyorum. Böyle bir formasyonu oturmuş kesinlikle olacağı için herhalde. Kesinlikle. Şeyde hocam, onu da söylemeden geçmeyelim isterim. Eski konaklarda çopur taşı mı diyorlardı? Suyu alıyor, suya farklı geometrik şekiller verdirtiyor o şekilde ve su farklı bir tınıyla hani akıyor. Ve o da işte orada konakta veyahut da o ne diyelim sarayda oturanlar üzerinde farklı bir etki bırakıyor diye. Muazzam. Mimariye bile yansımış. Vallahi ben de Taç Mahal'e gitme şansı buldum. Taç Mahal çok büyük. İnsan gözünün kadrajına sığmayan bir şey. Fakat Taç Mahal'i en güzel önündeki havuzda izleyebiliyorsunuz. Evet. Oradaki suya baktığınızda yansıması. Yani kendisinden çok daha güzel renklerin farklı açılımlarını sanki bir Ebru teknesini izliyormuş gibi. Evet. Taç Mahal'i oradan izlemek çok ilginç bir görüntü veriyor. Dolayısıyla sanatsal dokunuşlar insan ruhuna her zaman büyük tesirler etmiştir. Bugün herhalde gerek modern toplum olarak gerekse de biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hocam estetik duygumuzu herhalde biraz değil bayağı geliştirmemiz lazım. Kesinlikle. Sizin gibi üstadlar da bunları öncülük edecekler.